Daha önce programın lansmanına da İstanbul'da katılmıştık. Gerçekten uluslararası alanda çok büyük bir organizasyon. Ülkemiz adına da çok gurur verici. 57.'si gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bir bisiklet turunun bu yılki açılışı, başlangıç noktasındayız. Ve ülkemizin şöyle baktığımız zaman her bir bölgenin ayrı, çok bambaşka güzellikleri olmakla beraber dünya ölçeğinde de bilinen özellikle. Yani o güzelliklerin önemli bir kısmı da henüz keşfedilmiş değil dünya tarafından. Ama özellikle Muğla'mız, Bodrum'umuz dünyaca da bilinen bir yer ve çok böyle doğasıyla, tarihiyle, geçmişiyle, doğal çeşitlilikleriyle, burada ayrıca paraşüt sporu da çok yaygın, iyi biliyoruz. Farklı branşların yanında bisiklet sporu için de başlangıç noktası olması çok anlam ifade ediyor. Bu organizasyonun biliyorsunuz varacağı nihai nokta iki kıtayı birleştiren İstanbul olacak. İki kıtayı iki noktadan birleştiren Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok önemli ortaya koyduğu, desteklediği ve gerçekleşmesini sağlamış olduğu hem Çanakkale Boğazı'nı hem İstanbul Boğazı'nı da yapılmış Çanakkale'de Yeni Köprü'den, İstanbul'da hem Marmaray'dan hem Boğaz Köprüsü'nden geçmek suretiyle gelen misafirlerimiz için de çok farklı bir destinasyon olduğunu, sporcularımız için çok farklı ve güzel bir destinasyon olduğunu ifade etmek istiyorum. Bu coğrafya tarihiyle, yani antik çağdan bugüne binlerce yıldır insanlığın cazibe merkezi olmuş. Çok kıymetli olan şey paylaşılırken zorlanılır. Ama bizim kültürümüzde şunu getiriyor ki, biz güzellikleri paylaştığımızda güzellikler azalmıyor, artıyor. Üzüntüleri paylaştığımızda üzüntülerimiz azalıyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla bu güzellikleri ev sahipliği yapan bir ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesiyle her alanda çok önemli uluslararası organizasyonlara da her zaman ev sahipliği yapmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız sporun hangi branşı olursa olsun her birine dönük olarak çok ciddi destekleri var. Kendisi de zaten sporcu biliyorsunuz. O her alandaki destekleri hem sporculara hem sportif altyapıya dönük oldu. Ve son yıllarda ülkemizin her alandaki sportif altyapısında, yani en küçük yerleşim yerinde dahi daha önce olmayan çok önemli sportif yatırımların olduğunu görüyoruz. Yani biz insanımız için her türlü sportif altyapıyı hazırlayıp o altyapının en etkili ve verimli şekilde kullanılmasını arzu ediyoruz. Hem kendi insanımız tarafından hem bu tür uluslararası organizasyonlarla tüm dünya ölçeğinde kullanılmasını, bu vesileyle hem ülkemizin tanıtımını ekonomik, sosyal, kültürel anlamında daha da gelişmesini sağlamasına, katkı sağlanmasını arzu ediyoruz. Hem de var olan organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz ve yapıyoruz da. Bugünkü başlangıcını yapacağımız Cumhurbaşkanımızın himayesindeki bisiklet turu, bir defa şöyle listeye baktığımız zaman 34 ülkeden 25 takımın katılacağı, bu yıl arkadaşlarımızın ifade ettiği şekliyle de Yeni Zelanda'dan dahi katılımcılarımız var. Yani tam anlamıyla uluslararası dünyanın her yerinden bu güzelliklerimizi yaşamaya gelen sporcularımız var. Bu organizasyonun her aşamasında başta Bisiklet Federasyonumuz olmak üzere konunun zaten ilgili ve gönüllü olan konuyla ilgili olanların doğal olarak heyecanını zaten görüyoruz. Katılımları, destekleri var ama devletimiz de başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlıklarımızın ayrı ayrı Genç Spor Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı yani devletin bütün birimlerinin taşrada valilerimiz, belediye başkanlarımız, kaymakamlarımızla ve onun da ötesinde işte bizim insanımızın o sıcak yüzü var ya, samimiyeti, içtenliği, misafirperverliği. Onu her aşamada yansıtacak şekilde ülke olarak, millet olarak sahiplendiğimiz bir organizasyon oldu bu. Yarım yüzyılı geçti. Bundan sonra daha nice daha da iyi, daha da kapsamlı ülkemizin farklı noktalarına da ulaşabilecek turlarla zenginleşmesini dileyerek organizasyonumuzun başarılı geçmesini diliyorum. Yeniliklerle dolu bir rota başlangıçta 1303 kilometre uzunluğuyla zaten tur tarihinin en uzun rotası. Bodrum'dan start alacağız. 207 kilometre turun en uzun etabı, 207 kilometrelik en uzun etabı, birinci etap. Yeniliklerle dolu dedik. Bu yıl ilk defa Şirince'yi ziyaret edeceğiz. Bildiğiniz gibi bölge turizminin gözbebeği, tarihi mimarisiyle bölge turizminin gözbebeği mekanlardan bir tanesi. Aynı zamanda rota itibariyle de, Şirince konumu itibariyle de gerçekten ilk etapta daha sprinterler turu olarak tanımladığımız Türkiye turu için
belki sıra dışı bir başlangıca vesile olacak. 1989 yılından beri bu turlara katılıyorum. Ama herhalde hemen hemen 10 yıla yakın profesyonel anlamda da yaptık. Bugün ayrı bir heyecan var. Bu heyecan herhalde güzel şeyler olacağına işaret diye düşünüyorum. Çünkü heyecanı yaşamazsak güzel şeyler ortaya çıkarmak çok kolay olmuyor. İlk defa farklı bir parkurda yola çıkıyoruz. Ege'nin göz bebeklerinden bir tanesi Bodrum'dan yola çıkıyoruz, Muğla'dan yola çıkıyoruz. İstanbul'da sona erecek. Bu yıl en önemlisi etapın bir Çanakkale Spil Kraliçe etabımız, bir de Çanakkale Köprüsü'nü geçeceğiz. 57. Şehitlik Alayı'nda etap bitireceğiz. Geçen hafta medyayla yine birçok arkadaşımızla Çanakkale Köprüsü'nü bisikletle geçtik. Ve oradaki heyecanım en az bugünkü kadar vardı. Ve ilk defa Çanakkale Köprüsü'nü geçmenin heyecanı vardı. Geçerken farklı duygulara kapıldım. Bu duygular bu ülkemizin, gelişen Türkiye'nin büyük bir projesini ülkemize kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem bisiklet ailesi olarak hem de bu ülkede yaşayan herkesin bir teşekkür borcu olması gerektiğini düşünerek o köprüyü geçtim ki kendilerinden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Sayın Spor Bakanımızın bizim liderliğimizi yapıyor Sayın Doktor Mehmet Kasaboğlu'na çok teşekkür etmemiz gerekiyor. Bisiklet ailesi ve spor ailesi olarak bize her türlü desteği veriyor. Daha sonra valilerimiz, kaymakamlarımız, belediyelerimiz, emniyetimiz, o kadar çok ki bu işte gönüllülerimiz, halkımız hep birlikte büyük bir turun içerisinde geçmişte yaptıklarımızdan çok daha iyisini yapmakla ilgili yola çıktık. Ve bu yıl geçen yılın iki misli profesyonel takım var. Bu takımlarla birlikte çok önemli sporcular var. Hem heyecan var, hem doğa var, hem tarih var, hem de tanıtım var. Turizm Bakanlığımızın inanılmaz katkıları var. Bisiklet turizmi ile ilgili çok önemli ülkemizde gelişmeler var. Burada TGA Ceylan Hanım da buradalar. Onlar bisiklet adına önemli işler yapıyorlar ülkede. İlk defa geçtiğimiz yıl başlayan ve bisiklet dostu otellerle turizm gelirlerimizi ülkemizde farklı bir boyuta, 10 yıllık Sayın Bakanımız bir hedef koydu. 4 milyar dolar gibi ülkemizde turizm geliri olacak, bisiklet ailesinden katkı sağlayacak bir hedef ortaya çıktı. Birlikte inşallah başaracağız. Ve spor olarak da 2011'de Avrupa şampiyonu çıkarmıştık. Biz bugün tekrar organizasyonları yapıyoruz ama dünya ve olimpiyatlarda madalya alacak bir bisiklet ailesinin heyecanıyla buradayız. Ve mutlaka bisiklet ailesi, biz Türkler olarak olimpiyatlarda madalya alacağız. Dünya şampiyonlarında madalya alacağız. Çünkü bunu daha önce başardık. Aynı ekip olarak tekrar başaracağız. Velodromumuz açılıyor. İslam oyunlarımız var biliyorsunuz bu yıl Ağustos'ta. Türkiye'nin ilk kapalı velodromunu herhalde Haziran'da açmış olacağız. Ve bu velodromdan bu ülke madalyalar kazanacak ve dünyada söz sahibi olacak. Sayın Başkan, teşekkür ederiz. Muhteşem doğasıyla, eşsiz koylarıyla, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın buluşma noktası, tercih noktası Muğla'mıza hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde Türkiye Bisiklet Federasyonumuzca düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilk etabına Muğla olarak ev sahipliği yapmanın onurunu, heyecanını sizlerle birlikte paylaşmaktan ve ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından yeryüzü cenneti Muğla'mızda
sizlerle bir araya gelmekten büyük onur ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Her bölgesinde buram buram tarih kokan, tarihin kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan, antik çağlardan bu yana pek çok medeniyetin hüküm sürdüğü Muğla'mız adeta bir açık hava müzesidir. Kadim tarihiyle muhteşem tabiatı, gelişmiş turizm altyapısı, kültürel potansiyeli, verimli tarımsal arazileri, ayrıca endemik bitkileriyle biyoçeşitliliği ve sosyoekonomik gelişmişliği yanı sıra ulaşım imkanlarının da kolay olduğu Muğla'mız dünyaca tercih edilen çok önemli bir turizm destinasyonu. Muğla'mızın sahip olduğu eşsiz doğal ve tarihi zenginlikleri çok çeşitli etkinlik fırsatları da sunmakta. Muğla'mız pek çok ulusal ve uluslararası spor müsabakalarına başarıyla ev sahipliği yapmakta. Ayrıca ilimizde spor turizminin yaygınlaştırılması ve her türlü spor organizasyonunun 4 mevsim yapılması için Muğla Valiliği olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızda, özel sektörümüzde, odalarımızda, sivil toplum kuruluşlarımızda gereken desteğe hazır olduğumuzu özellikle huzurlarınıza ifade etmek istiyorum. Muğla'mızın muhteşem doğal güzellikleriyle bisiklet konusunda da dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olması yönünde Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanımızla beraber omuz omuza çalışmaktayız. Bisiklet sporu ve bisiklet turizmine yönelik sürdürdüğümüz çalışmalarla Muğla'mız bisiklet şehri olmak için ve ayrıca Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Euro Velo'da yer almak için emin adımlarla ilerlemekte. Muğla'mızda kültür turizmi müthiş bir ivme kazandı. 100'den fazla antik kente sahip Muğla'mızda şu anda resmi kazıyla 25'ten fazla resmi kazı alanında antik kente kültür turizminin altyapısını, üst yapısını ihya etme çalışmaları yapılmakta. Tabii bu şehirleri, antik kentleri restorasyonla, kazı çalışmalarla ayağa kaldırmakla birlikte buralara da fonksiyon vermek, bu da hem spor turizmiyle, hem sağlık turizmiyle, hem agroturizmle birlikte olacak. Tarihinde ilk defa Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Bodrum ilçemizden başlayacak. Muğla'mızın doğal, kültürel ve tarihi zenginliklerinin tüm dünyaya tanıtılmasına, eşsiz güzelliklerinin keşfedilmesine de Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu olanak sağlayacak.